Arkadaşlar merhaba. Harbi Okulları aday çağrılarına bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün çağrıların dördüncü günü arkadaşlar. Yarın cumartesi ve pazar günleri olduğu için aday çağrılar yapılmayacak. Yeni çağrılara pazartesi günü itibariyle devam edilecek. Vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde bugünkü aday çağrılarına bakalım. Hava Harbi Okulu'nu incelediğimizde bugün kayda en son 1284. adaya çağırdığını görüyoruz. Hava Harbi Okulu'nda dün ile bugün arasında 23 kişilik bir artış gerçekleşti. Hava Harbi Okulu İstikam Sınıfı 26. sıradaki adayı da bekliyor arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik olmadı. Deniz Harbi Okulu bugün kayda en son 1024. adayı çağırdı. Deniz Harbi Okulu'nda artış miktarı 77 kişi. Sahil Güvenlik bugün kayda 402. adayı çağırdı. Sahil Güvenlik'te dün ile bugün arasında 30 kişilik bir artış gerçekleşti. Kara Harp Okulu sayısal puan türünde bugün kayda en son 1461. adayı çağırdı. Sayısal puan türündeki artış miktarı 146 kişi. Kara Harp Okulu iştahlık puan türünden kayda bugün en son 784. adayı çağırdı. İştahlık puan türündeki artış miktarı 68. Son olarak Kara Harp Okulu sözel puan türünde bugün kayda en son 158. adayı çağırdı. Dün ile bugün arasında sözel puan türündeki artış miktarı da 6 kişi olarak görünmekte. Bugünkü çağrılara genel olarak baktığımızda arkadaşlar, çağrıların aday sayılarında bir miktar azalmaların olduğunu görüyoruz. Dünkü paylaşmış olduğumuz videoda aday çağrılarının hem 30 Ağustos olmasından dolayı bir gün öncesinin hem de çağrıların ilk gününde kontenjanların bir an önce doldurulmak istenmesinden kaynaklı olarak çok sayıda adayın çağrıldığından bahsetmiştik. Bugün çağrılan adayların kayıt yapıp yapmaması takip edilecek. Adayların kayıt yapma durumuna göre de tekrardan çağrılan aday sayısında artışlar gerçekleşecek. Ayrıca burada görmüş olduğunuz çağrılan aday sayıları içerisinde arkadaşlar raporları olumsuz olan ya da Hava Harbi Okulu'na başvuru yapıp öğrenci seçme uçuşunda başarısız olan adaylar da var. Dolayısıyla buradaki adayların hepsi kayıt yapamayacak. Bunu da hatırlatmak isterim. Şimdi bugünkü sıralamaları 2022 ve 2021 yılında çağrıların 4. günündeki sıralamalarla karşılaştıralım. Ekranın en sol tarafındaki tablo 2023 yılına, ortadaki tablo 2022 yılına, ekranın sağ tarafındaki tablo da arkadaşlar 2021 yılına ait sıralamaları göstermekte. Bu seneki sıralamalara baktığımızda Hava Harbi Okulu bugün kayda en son 1284. adaya çağırmıştı. 2022 yılında kayda 589. adayı, 2021 yılında ise 995. adayı çağırdığını görüyoruz. Hava Harbi Okulu İstikam Sınıfı'nı incelediğimizde bugün kayda en son 26. adaya çağrılmış. Geçen yıl kayda İstikam Sınıfı 339. adayı, 2021 yılında ise 100. adayı çağırdığını görüyoruz. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz ok işaretleri Sahil Güvenlik ile Hava Harbi Okulu İstikam Sınıfı'nda bir kayma olduğunu gösteriyor. Geçen yıl hatırlayacağınız üzere Hava Harbi Okulu İstikam Sınıfı ile Sahil Güvenliği'nin aday çağrıları karışmıştı. Milli Savunma Üniversitesi bunu geçen yıl arkadaşlar 2 gün sonra düzeltti. Ancak size göstereceğimiz 5. gün tablosunda da buradaki görmüş olduğunuz karışıklığı tekrar izleyeceksiniz. Deniz Harbi Okulu'na geçelim. Bugün Deniz kayda en son 1024. adayı çağırdı. 2022 yılında kayda 913. adayı, 2021 yılında ise 674. adayı çağırdığını görüyoruz. Sahil Güvenliği'ye geçtik. Sahil Güvenlik arkadaşlar bugün kayda en son 402. adayı çağırdı. Geçen yıl çağrıların 4. gününde 171. adayı, 2021 yılında ise kayda 279. adayı çağırdığını görüyoruz. Kara Harp Okulu sayısal puan türüne baktığımızda bugün kayda en son 1461. adayı çağırdı sayısal puan türünde. Geçen yıl arkadaşlar Kara Harp Okulu 1216. adayı, 2021 yılında ise 1034. adayı çağırdığını görüyoruz. Kara Harp Okulu iştahlık puan türünde bugün kayda en son 784. adayı çağırmıştı. 2022 yılında 733. adayı, 2021 yılında ise 686. adayı çağırdığını görüyoruz. Son olarak Kara Harp Okulu sözel puan türünde bugün kayda en son 158. adayı çağırdı.
2022 yılında sözel puan türünde 136. adayı, 2021 yılında ise sözel puan türünde 138. adayı çağrını görüyoruz arkadaşlar. Çağrıların 4. gününde harp okullara ait erkek adayların çağrıları bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi kadın adayların çağrılarına geçelim. Kadın adayların tablosunda yine ilk olarak Hava Harp Okulu ile başlıyoruz. Hava Harp Okulu bugün kayda en son 54. adayı çağırdı. Dün ile bugün arasında 19 kişilik bir artış gerçekleşti. Deniz Harp Okulu kadınlarda bugün kayda en son 46. adayı çağırdı. Dün ile bugün arasındaki artış miktarı 2 kişi. Sahil güvenliği incelediğimizde arkadaşlar kadın adaylarda herhangi bir yeni aday çağrısı yapılmadı. 7. aday da beklemekte. Kara Harp Okulu sayısal puan türünde arkadaşlar kayda en son 81. adayı çağırmıştı. Yine sayısal puan türünde de yeni aday çağrılmadı. Son olarak Kara Harp Okulu eşit ağırlık puan türünde kayda en son 54. adayı çağırdı. Dün ile bugün arasındaki artış miktarı 6 kişi olarak görünmekte. Kadın adayların bugünkü sıralamasını 2022 ve 2021 yılında çağrıların 4. günündeki sıralamalarla karşılaştıralım. Hava Harp Okulu bugün kayda en son 54. adayı çağırmıştı. 2022 yılında 28. adayı, 2021 yılında ise 17. adayı çağırdığını görüyoruz. Deniz Harp Okulu bugün kayda en son 46. adayı çağırdı. 2022 yılında 28. adayı, 2021 yılında ise 29. adayı çağırdığını görmektesiniz. Sahil Güvenlik bugün kayda en son 7. adayı çağırdı. 2022 yılında 14. adayı, 2021 yılında ise 17. adayı çağırdığını görüyoruz. Kara Harp Okulu sayısal puan türünde bugün kayda en son 81. adayı çağırdı. 2022 yılında sayısal puan türünde en son kayda 40. aday, 2021 yılında ise en son 50. adayın çağrıldığını görmekteyiz. Son olarak Kara Harp Okulu eşit ağırlık puan türünde bugün kayda en son 54. adayı çağırdı. 2022 yılında eşit ağırlık puan türünde kayda en son 46. aday, 2021 yılında ise kayda en son 45. adayın çağrıldığını görüyoruz. Çağrıların 4. gününde kadın adaylara ait aday değerlendirme puanı sıralamaları bu şekildeydi arkadaşlar. Önümüzdeki hafta son 3 gün içerisinde çağrılan adayların kayıt yapma durumuna göre aday çağrılarında artışlar tekrardan yaşanabilir. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Hafta sonu aday çağrıları yapılmayacağını tekrardan hatırlatmak isterim. Pazartesi günü aday çağrılarına yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Videomuzu kapatmadan önce videoyu izleyenlerin videoya beğeni bırakmasını, kanalımıza abone olmayan arkadaşların da kanalımıza abone olmasını istiyoruz. Kanalımızın sizler sayesinde büyüdüğünü unutmayın arkadaşlar. Pazartesi günü tekrar görüşmek üzere. Hepinize başarılar.